Bir maneviyat merkezidir Üsküdar. Osmanlı'dan günümüze yüzyıllardır insanlarla iç içe. 130 yıl önce çekilmiş bu fotoğraflar, Osmanlı'nın son döneminde Üsküdar sokaklarını anlatıyor. Geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Üsküdar, İstanbul'un kutlu fethine de tanıklık etmiştir. Kâbe toprağı sayılmış ve Belde-i Tayyibe diye anılmıştır Osmanlı'dan beri. Üsküdar'da dolaşırken hoş, latif ve içinizi serinleten bir havası vardır. Manevi bir hava. Adım başı tarihi eserler karşılar sizi Üsküdar'da. Türbeler, yatırlar, mübarek zatlar çıkar karşınıza. İşte bu mübarek zatlardan birisi, Üsküdar'ın manevi sahibi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Doğancılar'da Ahmet Çelebi Mahallesi'nde Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi'ndeyiz. Külliyenin çekirdeğini oluşturan tekkenin banisi, Aziz Mahmud Hüdayi tekkenin arsasını 1589'da satın almış ve aynı yıl inşaatı başlatmıştır. Ancak 1850'de Üsküdar Çarşısı'nda çıkan ve külliyenin bulunduğu yamaca doğru yayılan bir yangın sonucunda harap olmuştur. Hayırsever Sultan Abdülmecid tarafından türbe de dahil olmak üzere külliye yeni baştan inşa edilmiştir. Hüdayi Külliyesi, Osmanlı devri İstanbul'unun en parlak tasavvuf kültürü merkezlerinden birisiydi. Hüdayi Hazretlerinin dergahı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyalık dertlerinden bunalan gönüllere huzur veriyor. Kapıdan girip birkaç basamağı çıkarken bile huzuru gönlünüzde hissetmeye başlarsınız. Hüdayi Hazretleri burada, edeple gelen, lütufla gider sözüyle karşılar. Nasibi olan buradan aldığı edep dersini hayatının merkezine yerleştirir. Türbenin bulunduğu makama giriyoruz. Asırlardır gönülleri, kurmuş olduğu vakfı, vermiş olduğu eserleri ve manevi tasarrufuyla feyizyap eğiliyor Hüdayi Hazretleri. Burası sessiz ve dingin, sadece dudaklar kıpırdıyor. Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesi, vefatından 1925'e kadar Celvetiye mensuplarınca bayram arefelerinde, Asitane Şeyhi'nin riyasetinde coşkulu bir şekilde ziyaret edile gelmiştir. Maalesef 1925'te tekkeler kapatılınca burası da sessizliğe bürünmüştür. Ayrıca İstanbul'daki veli türbeleri içinde en çok rağbet görenlerden birisi olma vasfını da günümüze kadar sürdürmüştür. Cami yani tevhidhane ile aynı inşai ve tezini özellikleri paylaşan türbe, kuzeyden güneye doğru sıralanan cemekanlı bir giriş bölümü, türbedarların nöbet tuttukları piramit biçimli bir külahla örtülü oda ve esas harimden oluşmaktadır. Harim kapısı üzerinde Aziz Mahmud Hüdayi'nin vefat tarihini, yani 1628 yılını gösteren talik hatlı Arapça mensur bir kitabe vardır. Dikdörtgen planlı harimin ortasında daire kesitli dört mermer sütuna oturan ve içeriden Celveti tacının tepeliği gibi 13 dilime taksim edilmiş olan bir ahşap kubbe yükselmektedir. Pirin yaldızlı demir şebekelerle kuşatılmış olan ahşap sandukası bu kubbenin altındadır. Çevresinde çocuklarına ve bir torununa ait 10 sanduka sıralanmaktadır. Duvarların üst kesiminde
Hattat Mahmud Celaleddin'in kaleminden çıkmış, Mülk Suresini ihtiva eden sülus bir yazı kuşağı dolaşmaktadır. Hüdayi Hazretlerinin huzurunda yapılan dualar, umulur ki onun yüzü suyu hürmetine kabul olunur. İç mekana geçtiğimizde, türbelerin bulunduğu alandan önce bir ara mekan daha görürsünüz. Burada Hüdayi Hazretlerinin kullanmış olduğu eşyalardan bazıları halen varlığını koruyor. En dikkat çekici olanı ise demirden yapılmış, ince ve naif şu kuyu çıkrığıdır. Makamından ayrılıp aynı kapıdan çıktıktan sonra dergahın avlusunda bulunan kabir ehli dikkatimizi çekiyor. Burada bulunan kabir ehline fatihalar gönderiyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi, kendi devrinde sayısız insanın manevi terbiyesine vesile olmuş, çok sevilmiş ve büyük saygı görmüş bir Allah dostudur. Hocası Üftadi Hazretleri ona dua etmiş, "Padişahlar arkandan yürüsün" demiştir ve gerçekten öyle de olmuştur. O, 8 padişah devrini yaşamıştır. O, tıpkı Şeyh Edebali Hazretleri gibi irşad ederek her bir padişahın manevi pusulası olmuştur. Kendisi Bursa kadısıydı. Tasavvuf dünyasına girince hiçlik makamıyla Yüce Allah'ın dostluğunu kazanacağını fark eder ve kadılık makamından vazgeçer. Derviş olmaya karar verir ve Mürşid-i Kamil Üftadi Hazretlerinin talebesi olur. Bakınız şu şiirinde iç alemini nasıl yansıtmaktadır Aziz Mahmud Hüdayi. "Neyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek." 1541 ile 1628 yılları arasında yaşamış Hüdayi Hazretleri, Osmanlı devrinin İstanbul velilerinin büyüklerindendi. Asıl adı Mahmud'dur. Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyittir. Hüdayi Hazretlerinin ilahilerinin birinde "Ceddi Müpir-i Sultan, sensin ya Resulallah" diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini kendisi de ifade etmektedir. Celvetiye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair olan Hüdayi Hazretleri şerefli Koçhisar'da doğmuştur. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da ilk tahsiline başlar. Daha sonra İstanbul'a giderek Küçük Ayasofya Medresesi'ne girer. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muidi yani müderris yardımcısı olur. Talebelik ve muidlik yani müderris yardımcılığı yaptığı yıllarda bir yandan da sohbetlere devam eder. Sohbetine devam ettiği büyük zat, Halvetiye tarikatına mensup, Küçük Ayasofya Cami Şeyhi Nureddinzade Muslihiddin Efendi'nin sohbetleridir. Hocası Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'nde görevliyken, Mısır ve Şam'a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdayi'yi de yanından ayırmadı. Böylece Hüdayi Hazretleri Mısır ve Şam'ı gezme fırsatı elde etti. Hüdayi Hazretleri Mısır'da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiye tarikatının demir taşıya kolundan Keremüddin el-Halvati'den usulü esma terbiyesi gördü. 1573'te Mısır'dan döner Aziz Mahmud Hüdayi. Bursa Ferhadiye Medresesi'ne müderris,
ve Cami-i Atik Mahkemesi'ne naip tayin edilir. Hocası Nazırzade ise Bursa Mevleviyetine getirilir. Bursa'ya gelişinin 3. yılında hocası vefat eder. Talebelik ve müderris yardımcılığı yıllarından beri tasavvuf çevresiyle yakın teması bulunan Hüdayi, hocasının ölümünün üzerinde bıraktığı tesir sebebiyle resmi görevinden de ayrılır. Daha önce vaaz ve sohbetlerine katıldığı Muhyiddin Üftade'ye intisap eder. 3 yıl gibi kısa bir zamanda seyr-i sülükünü, yani manevi yolculuğunu tamamlar. Şeyh Üftade, Mahmud Hüdayi Hazretlerini memleketi Sivrihisar'a halife tayin eder. Burada ancak 6 ay kadar kalabilen Hüdayi, Şeyh Üftade'yi ziyaret etmek için tekrar Bursa'ya döner. Fakat bu arada Şeyh'i vefat edince o da Rumeli'ye gider. Trakya ve Balkanlarda bir süre kaldıktan sonra İstanbul'a gelir Hüdayi Hazretleri. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii tekkesinde 8 yıl şeyhlik makamında bulunur. Bir yandan da Fatih Camii'nde vaizlik yapar. Tefsir ve hadis dersleri okutur. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayi Dergahı'nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın alır. Dergahın inşaatıyla daha yakından ilgilenmek için ikametgahını Rum Mehmet Paşa Camii civarına naklettirir. 1595'te dergahın inşaatı tamamlanır. 6 yıl inşası devam eden dergah 1595'te tamamlanır. Dergahın açılışından tam 4 yıl sonra 1599 yılında Fatih Camii vaizliğini bırakarak Üsküdar Mihrimah Sultan, yani İskele Camii'nde Perşembe günleri vaaz vermeye başlar. Sultanahmet Camii'nin açılışında ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdayi okur. Ve her ayın ilk pazartesi günü burada Sultanahmet Camii'nde vaaz vermeyi kabul eder. Üsküdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da da bir çilahane ile bir hamam yaptırır. Çilahanenin bulunduğu yerdeki Bulgurlu köyü, ılı suluk tarlaları ve Gaziler Tepesi'nin bir kısmı 1. Ahmet tarafından Ferman-ı Hümayun'la Aziz Mahmud Hüdayi adına tescil edilir. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'dan torunu Ayşe Sultan ile de evlendi. 6'sı kız olmak üzere 11 çocuğu oldu. Ve nesli kızları Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatma Zehra vasıtasıyla devam etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Safer ayının Hicri 1038 yılında, yani miladi Ekim 1628 yılında vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yanında tasavvufi bir alaka ile gönül alemini de az çok yoğurmuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin bir muidi, yani medrese hocası asistanı olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulundu. Son olarak da Bursa'ya tayin edildiler. Hocası başkadı, kendisi de Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yanında Cami-i Atik Mahkemesi'nde kadı naibi oldu. Onun kamili manada tasavvufa girip, onun tasavvufa teslim olmasıyla ilgili olaylar şöyle gelişmiştir. Her türlü ilmi liyakat ve makamına rağmen Hüdayi Hazretleri, o zamanlar Bursa Kadılığı vazifesini yürüten Kadı Mahmud Efendi adında sayısız kadıdan sadece birisiydi.
Bir gün karşısına o güne kadar hiç rastlamadığı türden pek farklı bir dava çıktı. İki gözünden sel gibi yaşlar akıtan bir kadıncağız, kocasından şikayetle mahkemeye müracaat etmişti. Kendisini dinleyen Kadı Mahmud'a şunları söyledi. Kadı efendi, kocam her sene hacca gitmeye niyet eder. Fakat bir türlü fakirlikten dolayı gidemez. Bu sene de hacca gideceğim diye tutturdu. Hatta eğer bu sene hacca gidemezsem seni boşayacağım dedi. Daha sonra da Kurban Bayramı'na yakın ortalıktan kayboluverdi. 5-6 gün sonra da ortaya çıkıp hacca gidip geldiğini söyledi. Hiç böyle bir şey olur mu Kadı Efendi? Artık bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum. Kadı Mahmud Efendi yapılan şikayetin tahkiki için kadının kocasını çağırttı ve ona hanımının söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Adam cevaben, ''Kadı Efendi, hanımımın söyledikleri de doğrudur, benim söylediklerim de. Bilesiniz ki ben gerçekten hacca gidip gelmiş bulunmaktayım. Hatta o mübarek beldelerde bazı Bursalı hacılarla da görüştüm ve kendilerine getirmeleri için bir takım hediyeler emanet ettim, dedi. Kadı Mahmud Efendi şaşırır. Bu nasıl olur efendi, diye sordu. Adamcağız da anlatmaya başladı. Efendim, her sene olduğu gibi bu sene de hacca gidemeyince, büyük bir üzüntüyle eskici Mehmet dedeye gittim. O da benim elimi tutarak gözümü yummamı istedi. Gözümü açtığımda ise Kabe'deydim, dedi. Böyle bir hadiseye ilk defa şahit olan Kadı Efendi, bunun mümkün olamayacağını söyleyerek adamın ifadelerini kabul etmedi. Bunun üzerine hala mukaddes topraklardaki ruhaniyet ve maneviyat ikliminin taze hissiyatı içerisinde olan adamcağız, saf fakat manidar bir cevapla haykırdı. Kadı Efendi, Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda bütün dünyayı dolaşıyor da, Allah dostu olan has bir kul niçin bir anda Kabe'ye gidemesin, dedi. Kadı Mahmud Efendi de bu cevabı gayet manidar bularak kararı Bursalı hacıların dönüşüne tehir etti. Bursalı hacılar döndüğünde de yaptığı tahkikat neticesinde meseleyi olduğu gibi öğrendi ve büyük bir hayret içerisinde davayı iptal etmek zorunda kaldı. O gerçeği öğrenmişti. Bu zat 5-6 gün içerisinde Allah'ın izniyle hacca gidip gelmişti. Fakat yüreğine muammalı bir kor düşmüş, zihni karmakarışık olmuştu. Ruh ve irade çağlayanı sarhoş bir halde akmaya başladı. Ne yapacağını düşünürken gönlüne damlayan bir ilhamla derhal eskici Mehmet dedeye koştu. Hakikat ve esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek istedi. Ancak eskici dede, Kadı Efendi, nasibiniz benden değil, zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftade Hazretlerindendir, dedi. Bu defa Kadı Mahmud, aynı niyet ve saikle Üftade Hazretlerinin dergahına yöneldi. Fakat hikmet-i ilahi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları kayalara saplandı. O da atından indi ve yürüyerek dergaha vardı. Pirin önünde el bağlayıp onun talebesi olmak istedi. Meşhur Bursa kadısı Mahmud Efendi'yi şaşalı kaftanlar içinde gören Hazreti Pir, gelişen ahvalden manen haberdardı. Ancak Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyet derecesini iyice ölçmek istercesine talebeliğe hemen kabul etmedi. Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş mal ve makam debdebesi içerisinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapı ise yokluk kapısıdır. Zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı, dedi. Ve dergahın kapısına doğru yürüdü. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan da gördüğü açık kerametler karşısında
hayret vadilerinde dolaşan Kadı Mahmud Efendi. O hakikati idrak etmişti. Kararı kesindi. Zira nefs engelini aşıp vasıl-ı ilallah olabilmesi gerekiyordu. Onun için vakit geçirmeden artık böyle bir kapıya teslim olması zorunluydu. Hemen şeyhin arkasından koşup boyun büktü ve "Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu biçareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz," dedi. Bunun üzerine tebessüm eden Üstadı Hazretleri, talebelik için kadılık ve müderrisliği bırakması, elindeki bütün mal ve mülkü fakirlere dağıtması, nefsini terbiye edebilmek için sıkı bir riyazata girmesi gibi üç büyük şart koştu. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruriydi. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olması ile de onu müritlerinin arasına dahil eyledi. Kadı Mahmud'un kalbindeki kesafetin temizlenmesi gerekiyordu. Yani kadılık makamının kendisine verdiği gurur, kibir ve ucubu bertaraf etmek için sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurdu şeyhi. Ayrıca dergahın helâ temizliği vazifesini de ona verdi. Üftade Hazretlerinin huzuruna tam bir teslimiyet ve halisiyet içerisinde gelen Kadı Mahmud Efendi, üstadına teslim olmuştu. Üstadı Şeyh Üftade'nin emirlerine canı gönülden tabi olur Mahmud Hüdayi. Nefsaniyetini besleyen bütün dünyevi alakalardan el çeker. Kendisini samimiyetle mürşidinin talimatlarına rağm ederek kısa zamanda büyük mesafeler kat eder. Öyle ki onu sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarken gören ahalinin, "Bizim kadı efendi delirmiş galiba, kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı," şeklindeki sözlerine dahi aldırmadan, üstadının verdiği vazifeleri şevkle ifaya çalıştı. Böylece yüce bir olgunluğa hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Şeyhinin gözünde ve gönlünde gittikçe kadru kıymet sahibi oldu. Nefsindeki son varlık ve benlik emaresini bertaraf etmesi ise pek meşhurdu. "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehrimize yeni kadı geliyor." Gönlünün zayıf bir anını yakalayan nefsi, birden büyük bir vesvese fırtınası kopardı. "Demek yerime yeni bir kadı geliyor. Ah biçare Mahmud, sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da tuttun helâ temizleyiciliği mi yapıyorsun? Söyle bakalım, bunca yıldır ne kazandın?" dedi. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmud Efendi, büyük bir iç ürpertisiyle hocasını hatırladı. Zira ona kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair söz vermişti. Derhal tevbe ve istiğfar ile nefsinin son derece tehlikeli vesvesesine şiddetli bir karşılık verdi. "Ey Mahmud, sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermedin miydi? Nerede şimdi sözün? Söyle bu halin nedir?" Ancak Kadı Mahmud bu hale çok üzülmüştü. Nefsinin saldırısına karşı bir takım azarlarla tavır koymak, gönlündeki pişmanlık ve teessürü teskin etmedi. Hiç düşünmeden elindeki süpürgeyi bir tarafa fırlattı ve nefsine ceza olarak helâ taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verdi. İşte tam bu esnada Üftade Hazretleri kapıda göründü. Kadı Mahmud'a mütebessim bir çehre, yumuşak bir ses ve latif bir eda ile hitap etti. "Evladım Mahmud, bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyedir ve yerleri sakalıyla temizlemesine mani oldu.
Sonra şöyle buyurdu. Evladım Mahmud, seyri suluk yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Gayrı bundan böyle vazifen benim abdest suyumu hazırlayıp döküvermendir. Kadı Mahmud bu vazifeyi de büyük bir titizlik ve kemal-i edeple yerine getirmeye çalıştı. Hiç aksatmadan her sabah abdest suyunu hazırladı ve hocasına abdest aldırdı. Bir kış günüydü. Kadı Mahmud biraz gecikerek kalkmıştı. Bu sebeple hocasının suyunu ısıtmaya vakit bulamadı. Büyük bir üzüntüye gark oldu ve gözlerinden yaşlar damladı. Gayri iradi bir şekilde su testisini göğsünün üzerine bastırarak Allah lafzını söylemekten başka bir şey yapamadı. O esnada hocası kapıda göründü. Kendisinden abdest suyunu getirip dökmesini istedi. O da çaresiz ve iradesiz bir şekilde bu emre baş kesti ve büyük bir endişe içinde suyu hocasının ellerine dökmeye başladı. Su mübarek ellerine değer değmez, Üftade Hazretleri yavaşça başını kaldırdı ve talebesinin kaygılı haline nazar ederek tebessümle, "Su biraz fazla ısınmış evladım," dedi. Buna pek şaşıran Kadı Mahmud Efendi hafif bir sesle, "Nasıl olur efendim suyu ısıtmamıştım ki?" dedi. Üftade Hazretleri de, "Evladım farkında değilsin, bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle ısınmış." cevabını verdi. Zira Hüdayi Hazretleri girdiği sıkı riyazatla nefsinin terbiyesi yolunda helallerden istifadeyi bile asgariye indirmişti. O gönlünü tamamen Hakk'a rağm ederek ruhunu kuvvetlendirmeye muvaffak olmuştu. Neticede bu güzel halin bereketlerine nail olmuş, ayrıca dirilerden çok ölülerle görüşüp konuşur bir hale gelmişti. Bir defasında dergahın yolu üzerinde daha evvel vefat etmiş bulunan bir müezzine rastlayıp ona selam verdikten sonra bunu üstadına arz etti. Hazreti Üftade ise, "Evladım, yapmış olduğun riyazat sayesinde ruhunu iyice kemale erdirip kuvvetlendirmişsin. Biz dahi riyazatımız zamanında aynı hal içerisindeydik." buyurdular. O, bir asra yakın ömür sürmüş ve 8 padişah devrini idrak etmiş bir gönül sultanıdır. Aslında gerek eserleri, gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur. İlim, tasavvuf ve edebiyat sahalarında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdayi Hazretleri, maneviyat rehberler arasında müstesna bir mevkiye sahip olmuştur. O, kuruluş yıllarında Şeyh Edebali Hazretlerinin yapmış olduğu kıymetli irşat, hizmet ve faaliyeti aynı aşk, vecd ve heyecanla yürütebilen nadir bir manevi şahsiyettir. Hüdayi Hazretleri, Allah rızası istikametinde ihlas, samimiyet ve gayret üzere hareket ederdi. O, sahip olduğu zahiri ve batini liyakat sebebiyle de hem padişahların hem de bütün tebaanın sevdiği bir hak dostu olarak bilirmişti.